değerli basın mensupları ilk ve or, e, orta öğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci için ve 1 milyon 178 bin öğretmen için eğitim öğretim yılı dün başladı Hayırlı olsun diyorum e, okulların tatile girdiği o dönemde ben şöyle bir açıklama yapmıştım e, demiştim ki bu dönem çok kıymetli bir dönem tatil dönemi okulların ve eğitim sisteminin bütün sorunları masaya yatırılmalı ve çözülmesi için çabuk davranılmalı ki bildiğimiz çok büyük sorunlar vardı. Sadece deprem bölgesindeki okullarda değil, onun dışında da eğitim sisteminin bütün sorunları masaya yatırılarak çözüme kavuşturulmalıydı. Bunu ifade etmiştik o dönemde. Tabii tatil bitti. Okullar açıldı. Peki sorunlar çözüldü mü? Hayır. Sorunlar çözülmedi. Hatta katlandı. Daha da derinleşti. Bu sorunları o zaman da ifade etmiştik. Şimdi şöyle kısaca toparlamak gerekirse, bu sorunları eğitime erişim, eğitimin niteliği ve eğitim yönetimine ilişkin sorunlar olarak üç grupta topluyoruz demiştik. Eğitime erişimde karşımıza çıkan en fazla sorunlar okullardaki kayıtlar, kayıt dönemi, yine kalabalık olan sınıflar. Okula ulaşımda yaşanan güçlükler, okul malzemelerinin e, tabii ki şu enflasyonist ortamda okul malzemesinin edinilmesi, barınma ve beslenme gibi sorunlardı. E, nitelikle ilgili sorunlarda ise eğitimin amaçları, eğitim programları, öğretme teknikleri, e, ölçme ve değerlendirme ve okullarda kullanılan eğitim teknolojileri gibi konulara yer vermiştik. Yönetsel sorunlardan da en fazla karşımıza önemli çıkan hem personel eksikliği hem de mali kaynakların yetersizliğiydi. Peki bu konularda ne yapıldı tatil döneminde? İşte şimdi onları biraz masaya yatıralım. Değerli basın mensupları, gelen haberlere göre, bizi arayan velilere ve yerinde gördüğümüz örneklere göre halen kayıtlarda velilerden para isteniyor. Sayın Bakan Özer demişti ki döneminde Okulların ihtiyacı olan parayı gönderdik. Hiçbir ihtiyaçları yok. Para istemeye de bir ihtiyaçları yok. Zaten öyle bir yasal bir durumda söz konusu değil. Ama biz o dönemde de neden para topladıklarını ve toplanan örnekleri kendilerine ilettik. Kendileri de buna şahit oldular. Sayın Bakan Tekin geldi. Dedi ki yok öyle bir uygulama. Bağış filan da yok. Hiçbir okulun ihtiyacı yok. Ama herhalde farkında değiller para toplamaya velilerden devam ediyorlar. Bir cümle örnek vermek isterim. Para toplarken deniliyor ki siz çocuğunuzun temiz bir tuvalete gitmesini istemez misiniz? Biz işte o tuvaletin temizlenebilmesi için yardımcı personel istihdam etmek zorundayız. Sizlerden gelen katkılarla bunu yapacağız. Başka paramız yok ki. Devlet de bize böyle bir yardımcı personel vermedi. Değerli basın mensupları bunlar yaşanan gerçekler. Bu bir örnek. Ve bunun cevabına baktığımızda gerçekten hem üzücü hem de ne okul müdürünün suçu var, ne öğretmenin suçu var, ne okul aile birliği başkanının suçu var, ne velinin suçu var. Çünkü okullara yeterli bütçe, yeterli personel gitmiyor ve bu sorunlarda görmezden gelinmeye devam ediliyor. Şimdi tabii buradan başka bir noktaya değinmekte yarar var. Bakın eğer devlet eğitim yatırımlarına önem vermezse eğitim yatırımlarını yani özellikle met bütçesi içerisindeki eğitim yatırımlarını düşük tutarsa ya da gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki eğitim harcamalarının miktarı oranı azalırsa o zaman velinin vatandaşın üstüne daha çok eğitim harcaması yükü biniyor. Bu bir gerçek. Hani sürekli bakanların eğitime en çok kaynağı ayırıyoruz. Son dönemde de Sayın Sekin'in dediği gibi işte en çok eğitime kaynak ayırdık. Böyle bir şey yok. Yani oranlarla konuşmak gerekirse gerçekten oranlar bizi doğruluyor. Yani şöyle bir rakamdan size bahsedeyim kısaca. MEP bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002 yılında %17.18 iken bu oran 2023'te 9.18. Bu bir gerilemedir. MEP bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı bu yılki gerilemeyle %9.64'e kadar düşmüştür. Bu bir başka gerçek. Yine eğitime yapılan Kamu harcamaları için dünya genelinde kabul edilen bir takım ölçütler var. Yani bu ölçütlere baktığınızda eğitim harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının en az yüzde %4 ile %6 arasında olması kabul ediliyor. Bu bile yeterli değil. E bizde %4 sınırının altına da düştüğünü görüyoruz zaman zaman. Ve OECD ülkeleri içerisinde bu çok net bir bilgidir ki Kamunun, kamunun daha az harcadığı ve vatandaşa daha çok yük bindiği bir ülkeyiz. Yani normalde bizde yüzde yirmiden daha fazlası eğitim harcamalarının vatandaşın üstünde bu yük. Oysa yüzde doksanların altında, yüzde doksanın e, kamuda yüzde ona kadar olan bir kısmın velide kaldığı diğer ülke örnekleri var. Bizde yüzde yirmilerin çok çok üstüne çıkıyor. E tabi devlet eğitime yaptığı yatırımı, eğitim için ayırdığı payı, desteği azalttıkça ekonomik çöküntü, işte yoksulluk, yoksul, yoksulluk, işsizlik, enflasyon, eğitim harcamalarında ve çocuklarını okula gönderen velilerin maddi durumlarında çok daha fazla etkili olmaya başlıyor. Aslında sorunun ana sebeplerinden bir tanesi bu değerli basın mensupları. Peki bu dönemde çocuklarımızı yetiştiren değerli öğretmenlerimiz için ne yapıldı? Bir ona bakalım. Sözleşmeli ücretli öğretmen uygulamaları değişti mi? Hayır değişmedi. 1 milyon ataması yapılmayan öğretmen var ama Milliyetin Bakanlığı boş derslerin ücretli öğretmenlerle dolduruluyor olmasını başarı olarak anlatıyor. Ve burada da en ufak bir ihtiyaç olduğunu ifade etmiyor. Bu aslında bir eğitim sistemi ayıbıdır diye defalarca söylemiştik. Tabi burada ücretli öğretmenler maalesef asgari ücretin çok altında gelir elde edebiliyorlar. Ama Diğer taraftan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler ki sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının da kaldırılmasını hep gündeme getiriyoruz. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerde de 25 yıllık bir öğretmenin 24 bin küsür lira aldığını biliyoruz. Yani o da artık yaşam sınırının altında bir yere tekabül ediyor. Ki bu öğretmen kendisini yetiştirmeyecek mi? Bir takım kültür eğitim kaynaklarından yararlanmayacak mı? Bunları da düşünmek lazım. Bu maddi sıkıntılarla yaşarken nitelikli eğitim nasıl gerçekleşecek? Bunu da bir tarafta düşünmek lazım. Ulaşım ayrı bir sorun. Değerli basın mensupları şöyle düşünelim. Anayasaya baktığımızda eğitim zorunlu ise okula ulaşmak da bir haktır vatandaş için, öğrenci için. Eğitim zorunlu ise okula ulaşım hakkı vardır. Ve bu da devlet tarafından sağlanmalı ve desteklenmelidir. Ve yine gelelim önemli gündemimize. Beslenme çantası. Evet, son derece önemli bir konu beslenme çantası. Nasıl doldurulacak beslenme çantası? Sağlık Bakanı Sayın Koca dedi ki, okul çağı çocuklarımızın dengeli ve yeterli beslenmeleri gerekir. 3 ana ve en az iki ara öğün olacak şekilde beslenmeleri uzmanlarca önerilmektedir. Çok doğru bir şey söyledi kendisi. Yanlış bir şey yok. Doğru, böyle olması gerekiyor. Ama Sayın Bakan, keşke bunu Milletin Bakanı da duysa. Keşke bunu ekonomi yönetenler de duysa. Ve bunun gereğini yapsa. Nasıl vatandaş enflasyona yenik düştü? Nasıl olacak bu iş? alım gücü geriledi, her şey iyiymiş gibi gösterilirken mutfaklarda yangın var. Evdeki koşullar zor, yoksulluk var, yoksunluk var. Peki okula geldiğinde okulda öğle yemeği var mı acaba? Bırakın yemeği sağlıklı içecek bir su var mı? Bugün okul kantinlerinde su 5 lira 10 lira. Değerli basın mensupları biraz geriye giderek hatırlatmak isterim. Biz dedik ki okullarda en az bir öğün yemek verilsin. Beraberinde sağlıklı bir su verilsin. Bu bizim vaatlerimizde vardı ve ilk günden itibaren gerçekleştireceğimiz bir konuydu. Ve en sonda da şöyle hatırlatmak isterim. Mecliste en son Ekim 2022'de ve Kasım ayında 2023 bütçesi görüşmelerinde biz teklifler verdik. Bu konuda okullarda yemek verilsin konusunda. Peki ne oldu? Her zamanki gibi oldu. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Çocuklarımız yemek yemesin mi? Şu yoksulluk, yoksunluk ortamında enflasyona yenik düşmüşken beslenmede madem Sayın Bakanın söylediği gibi bu kadar önemliyse onların zeka gelişimi, algıları, eğitimleri açısından, sağlıkları açısından. Peki Sayın Bakan, neden partiniz bunu reddetti. Neden çocuklara okul yemeği verilmedi? Hiç mi bu ülkenin parası yoktu buraya ayıracak? Evet, bu konuda söylenecek çok şey var. Şimdi vatandaş çocuğunun yanına beslenme çantası koyacak. O beslenme çantasının günlük maliyeti yani İçinde lüks ekstra bir şey yok sadece işte e, sağlıklı beslenebileceği birkaç çeşit 50 lira arkadaşlar. Bir günlük maliyeti 50 liraya doluyor bu beslenme çantasının. Haftanın 5 günü ve diyelim ki 3 çocuğu var çarpı 3. Nasıl yapacak? Evde yok okulda yemek yok beslenme çantasını dolduracak da para yoksa o zaman bu devletin ayıbıdır. Evet, diğer taraftan biz şu enflasyonist ortamda ki tüfenin e, perdeleyerek gösterdiği aslında gerçeği de yansıtmayan, gerçekte daha yüksek olan enflasyon ortamında bu yıl okula başlamanın maliyetini, okula devamın maliyetini sizlere göstermeye çalıştık. Geçen haftalarda da bununla ilgili bir basın açıklamam yine oldu. Bu konuda tekrar üzerinde durmak istediğim bir takım noktalar var. Ee, sanırım şu anda e, ekrana e, tablomuz e, önce bir tablomuz var. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okula, okula Başlama Maliyetleri ile ilgili. Ee, daha sonra da bir grafik koyacağız. Evet diğer basın mensupları okula başlamada e, ekonomik maliyetin son 4 yılda geldiği son 4 yılda geldiği noktayı piyasadaki 137 ürünün gerçek fiyatları üzerinden e, araştırarak ölçmeye çalıştık. Çalışmayı yapan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ayrıca araştırmamız hani bu sene işte okula başlayan öğrenciden e, veliden alınan kayıt parası falan onları içermiyor. Sadece ihtiyaç malzemelerindeki artışı ele almaya çalıştık. Bakın, e, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise düzeyine baktığımızda biz 2019'a göre değişimi ölçmeye çalıştık. 2022'de 2019'a e, göre ne kadar artış olmuş, 2023'te 2019'a göre ne kadar artış olmuş şeklinde. Bakın şu anda okul öncesinde başlayan bir öğrencinin e, maliyeti, başlama maliyeti 9 bin küsür lira. Lisede ise bu rakam e, 12 bin 500 küsür liralara çıkıyor. Ve artış oranlarına baktığınızda gerçekten 2023'teki artış, evet 2022'de 2019'a e, göre çok yüksek yüze, e, düzeyde artışlar var. Ben yüzdelerle ifade ettim size verdiğim basın açıklamasında da. Ama 2023'teki artış oranı çok feci. Yani maaşlara artış yaptık, şöyle böyle. Bunlar hiç hikaye. Bunlar bu artışı açıklamıyor. Bunlar bunu telafi etmiyor. Bunu çok net belirtmek isterim. Okula başlama maliyetleriyle ilgili bir orada grafiğimiz var. Renkli bir grafiğimiz var. Sanırım ekrana yansımıştır. Bakın burada yıllar itibariyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede özellikle 2023 yılındaki fırlamayı, maliyetlerdeki fırlamayı görüyoruz. Şimdi bu veli ne yapsın? Çocuklarını okula gönderecek veli ne yapsın? Sonra diyorlar ki kız çocuklara ayrı bir okul yok diye veliler kızları okula göndermekten kaçınıyor. Bu tabloda nasıl olacak? Şu maliyetlere bakıyor musunuz? Bu nedenleri niye göz ardı ederek başka yerlere gidiyorsunuz ki? Sebep arıyorsunuz ki? Evet maalesef durum böyle. Kısaca özetlemeye çalıştım. Yani 2023 yılında %486'lık bir artış söz konusu kıyasladığımız yıla göre. Değerli basın mensupları, deprem bölgemizde neler oluyor? Deprem bölgesindeki okullarımız da eğitime başladılar. Peki orada neler oluyor? Bir takım tabi bize e, bilgiler geliyormuş. Şöyle bu konuda çok ketum e, bakanlık. Ya kendi ellerinde bilgi yok, derli toplu, dağınık ya da bilgi paylaşmak istemiyorlar. E, bir takım açıklamalar yapılmıştı yani işte en son Hatay Valisi'nin 27 Ağustos'ta yaptığı açıklama var. İl genelinde 170 okulumuz depremde maalesef yıkıldı. 81'i orta 196'sı da hasarlı olmak üzere 277 okulumuz hasarlıdır demişti. Kahramanmaraş İl Milliyetin Müdürü'nün basın açıklamaları var. Basından bildiğiniz gibi. Peki tamam. Ama ne yapıldı? Yani şu yaz dönemi çok kıymetliydi ya. Bir takım şeylerin Çözülmesi, sorunların masaya yatırılıp çözülmesi, öncelik verilmesi, doğru planlanması, yatırım bütçelerinde yer verilmesi gerekliydi ya. Geç kalınmadan yapılması gerekliydi ya. Şimdi orada bir araştırma yaptık. Çok e, net sonuçlar ortaya çıktı. Önce şunları ifade ederek başlayayım. Bir kere tadilatlar çok geç başlamış değerli basın mensupları. Şu anda... Yani bir açıklama yapılmış bakanlık tarafından sınıfların sadece yüzde 68'i tamamlandı deniyor. Ama vatandaş onu da öyle söylemiyor. Bir kere tadilatlar, teknik ekiplerle de biz bunların kontrollerini zaman zaman yaptırdık. Maalesef tadilatlar geç başladı, geç harekete geçildi. Plansızlık, organizasyonsuzluk, kaos orada had safhadaydı. Şimdi orada... Okul olmayan, sınıfları bitmeyen yerlerde e, bakanlık ilkokuldan itibaren e, taşımalı olarak öğrencileri başka bir yere naklederek eğitim yapmak istiyor. Ama yerel halk diyor ki, bizzat kendileriyle de görüştük, yerel halk diyor ki e, ilkokul dördüncü sınıfa kadar olan çocuklarımızı taşımayın. Yakınımızda olsunlar, yeter ki bir konteyner olsun ama yakınımızda olsunlar, taşımalı eğitimde Çocuklarımız daha zorlanacak. Peki konteyner falan gelmiş mi oralara eğitim için? Yok, o da yok. Vatandaşlar bundan şikayetçi. Peki e, kırsal kesimde neler oluyor? Kırsal kesimde sorunlar çok daha net ve eğitime hazır olmadığını görüyoruz. Diğer taraftan öğretmenler gelmiş. Öğretmenler nerede kalacaklarını bilmiyorlar. Öğretmenlerin kalacakları yerlerin planlaması, organizasyonu hiçbir şey yapılmamış. Çok azınlığının yeri var. Diğerleri ne yapılacak diye kara kara düşünüyorlar. Hatta yeri olmadığı için okula ailesiyle birlikte dün sabah gelen ve bu akşam nerede kalacağız diyen öğretmenlerin olduğu bize e, ulaştı. Yine sağlam okullardan kamu kurumları halen çıkmamış. Bir de böyle bir sorun var. Ee, yani o okullarda bir de kendileri kurumlar, o kamu kurumları olduğu için onlar da eğitimin dışında bazıları ee, Kırtasiye malzemeleri orada hem az hem pahalı. Tabii orada da yoksulluk yoksulluk hattı safada ve orada bir tabii iş dinamiği de bozulduğu için e, ekonomik zorluklar var. Bunları da unutmamak lazım. Yine beslenme çantası doldurma sorunu burada da var. Ee, onu da ifade edelim. Servis taşımacılığında bir takım servisler depremde gittiği için diğer taraftan illerden gelen servisler de var. Ama servis yetersizliği sebebiyle de servislerin ücretleri e, oldukça pahalanmış. Yani evet pahalı ama daha da yükselmiş fiyatlar ve e, bunu da e, karşılamakta, güçlük çektiklerini ifade ediyor. Orada yaşayanlar, yine tabi okullar birleştirilmiş yer olmayınca ikili eğitime geçilmiş ve bu sorun bütün okullarda hemen hemen devam ediyor ya da çoğu okulda devam ediyor diyelim. Bundan da aileler son derece rahatsız ve tabi böyle olunca ikili bir eğitim olacak ve işte gecenin karanlığına kadar kalacak öğrenciler, yani. ...bir an önce normal hayata dönmek için çalışmaların yapılmasını talep ediyorlar. Bunları ifade edelim. Tabii çocuklarımızın güvenli, sağlam okullarda tam zamanlı eğitim almasının sağlanması en önemlisidir demiştik. Bunu baştan da söylemiştik ama maalesef bir takım plansızlıklar, öngörüsüzlükler bunun önüne geçiyor demek ki. Bir de her zaman söylediğim bir şey var. Eğitime bütçe ayırmak ya da bütçede neye önem vereceğinizi öncelemek siyasi bir tercih. Yani bu sizin için ya vardır ya yoktur ya önemlidir ya önemsizdir. Burada siyasi tercihiniz çocukların maksimum yararı, sorunların çözümü olmalıdır, olmalıydı. Ancak maalesef yine sorunlarıyla başlayan bir eğitim öğretim yılına girdik. Ee, biz sorunları ve çözümleri ifade etmeye e, devam ediyoruz. Umarım sorunlar en kısa zamanda e, çözülsün. Ancak okuldaki öğle yemeği ve su meselesi acil çözülmesi gereken e, bir konu. Bunu tekrar ifade etmek isterim. E, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize Hayırlı olmasını diliyorum. Kendilerine öğrencilerimize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tatdığımız bir şey yok.